Sol TV İstanbul Cevizli Bağda vatandaşlara erken seçim istiyor musunuz diye sordu. İnsanlar oylarını kullansınlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bu oyunları artık çözsün. Çözemiyor. Maaşına ne güzel zam yapıyor. 54 milyardan 74 milyara, 82 milyardan 100 milyara güzel. Ama nerede? Baktığımız zaman erken seçim olsun tabii, niye olmasın? Herkes görsün neye oy verdiklerini, başkanlık sisteminin neye yaradığını, yaramadığını. Gördü mü? Gördük. Yaramadı. Hiçbir şeye yaramadı. E peki ne olacak Türkiye? Her gün küfür edeceğiz. Her gün birbirine insanlar bağıracak, çağıracak. Ne hizmet ediyor yani bunlar? Aldıkları maaşlara hizmet etmiyorlar. Hiçbir şeye hizmet etmiyorlar. O zaman halkın önüne koysunlar sandı. Kim terörist, kim vatansever? Görelim. Terörist de küfür et, onu yap, bunu yap. Vatandaş birbirine mi düşecek yani? İstedikleri buysa bence hepsi istifa etsinler. Yeniden koysunlar sandı. Bakalım herkes neyi seçiyor? Gençliğe çözüm var mı? Yok. İşçilere çözüm var mı? Yok. O da yok. Memura zam var mı? Yok. 2022'ye nasıl giriyoruz? Şu anda ödenen borçları biz mi yaptık? Yok. Ödeyin borçlarınızı. Yapılan her şeye baktığımız zaman ne görüyoruz? Sadece bağırıyorlar. Nedir ya bu? Sen terörist müsün? Ben terörist miyim? Burada çalışanlar terörist mi? Böyle parti liderliği olur mu? Çözüm nerede kardeşim? Çözümden bahsetsene bana. Şu anda 25 milyon gencin önüne konulan bir program var mı? Yok. Bugün dünya Türkiye'deki bir sanatçıyı konuşuyor mu? Bir piyanisti konuşuyor mu? Bir ressamı konuşuyor mu? Yok. Sadece onlara biz hayranlık duyuyoruz. Var, onların hepsi var. Bu ülkenin sanatçısı, bu ülkenin sanatçısıdır ya. Herkese dağıtsın maaşını. Evet, 10 katı dağıtsın. Tarımı hızlandırsın. Hayvancılığı tekrar gündeme getirsin. Bugün eğer mecliste 6 parti varsanız hepiniz oy aldınız. Ama biz çözüm istiyoruz. Bütün çoğunluk sende değil mi? 363 vekil kimin? Diğer vekiller kimin? Atatürk acaba ne kadar maaş aldı bu ülkede? Ne kadar hesabına para yatırdı? Ne kadar gerçekten sorunları çözmedi? Bu hesabı soralım. Atatürk'e yarın soralım. Diyelim ki Atatürk sen yaptın bunları. Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'yi, bütün 72 milleti bu hale sen getirdin diyelim. Diyelim öyle kurtulalım. O olmadığına göre o zaman siz çözün bunu. 600 vekil ne işe yarıyorsunuz? AK Parti ve MHP şu ana kadar işçi ve emekçiyle ilgili hiçbir kararı almadı. Kesinlikle erken seçim olmalı çünkü gerçekten bir ekonomik kaos var. Ben yıllardır 1984 yılından beri bu hayatın içindeyim. Bir fiil büyük şehirlerdeyim. Hayat pahalılığının bu kadar can yaktığını, bu kadar kontrolsüz olduğunu ve bu kadar çözümsüz olduğunu hiç görmedim, duymadım. Çünkü önceden de bir takım ekonomik sorunlar oluyordu ülkenin ama o ülkeyi yöneten partiler, hükümet bir çözüm buluyordu, bir program hazırlıyordu ve tünelin ucunda bir ışık gözüküyordu. Şu anda tünel ucunda bir ışık gözükmüyor çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Yani bırakılmış serbest bir şekilde. Bugün aldığın bir ürünü yarın aynı fiyatını alamıyorsun. Daha pahalı fiyat alıyorsun. Oysa işçinin, işte memurun, emeklinin maaşı aynı. Hiçbir şekilde bir zam aldığı yok. Hiçbir şekilde artış yok. Ekonomik kriz var. Yani bunu bazı insanlara yansımamış olabilir ama ben bir emekli olarak ve çalışan olarak çok derinden hissediyorum. Ve bu hükümetin de bu krizi çözeceğine ben inanmıyorum. Çünkü krizin nedeni bu. Yani nedeni olduğun bir şeyi çözemez. Erken seçim ben istiyorum bir genç olarak aslında. Çünkü hani bir genç olarak hem okuyorum hem çalışıyorum. Ve bu durumda okumak da gerçekten zor. Yani şöyle söyleyeyim. Gençlere hiçbir katkı yok. Hiçbir şekilde hani kredi alsak bile hani 30 bin 40 bin fazlasıyla ödüyoruz. Hiçbir şekilde öğrencilere bir desteği yok, bir gençliği yok. Yani bir isteği yok bize karşı. O yüzden ben erken seçim isterim yani. Ne kadar erken o kadar iyi. Erken seçim olsun çünkü ülkenin hali şu an iyi değil. Niye iyi değil? Enflasyon olmuş, enflasyon en üst tavanda. Ben şu an araba almak istiyorum, araba alamıyorum. İkinci el araç fiyatları acayip derecede patladı. Yani geçen sene alacağım araba 50 bin TL iken bu senenin araba fiyatı 120 bin TL. Ben bir genç olarak, ben 23 yaşındayım. Türkiye'de şu an arabayı geçtim. Yani bir telefon olsun. Herhangi böyle şeyleri almaya zorlanıyoruz. Çünkü dolar şu an kuru 9.70. Bunun için çok zor. Ben ticaret yapıyorum. Yani ticaret yaparken acayip derecede zorlanıyorum. Şu an kumaş almaya gidiyorum. Geçen sene aldığım kumaş 39 TL iken şu an 78 TL. Türkiye biraz değişmesi lazım ve el değişmesi lazım. Başkalarının gelmesi lazım. Yani şu anki ekonomiden dolayı, imkanlardan dolayı açıkçası değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de baştakini doğru yapamadığından dolayı değişmesini istiyorum. Erken seçim istiyorum. Neden? Çünkü ben çok sıkıldım artık. 19 yaşında bir Türkiye genciyim ve hala bir mutluluk, bir gün yüzü göremedim. Reşit olduğumdan beri sıkıntılar çekiyorum. Hayallerime gitmek için Türkiye'den gitmem gerekiyor. Ben de başımızdakinin değişmesini istiyorum. İstiyorum.
Bence yönetimin değişmesi gerekiyor, bu kadar. Geçim zor ya. Şu an bu devirde geçim çok zor ya. Erken seçim şart. Hani bu şekilde olacak gibi değil. Erken seçim istemiyorum. İstemiyorum. Neden? Zamanı yapılması daha iyi değil mi? Yani erken seçim bir şey yapılsa değişecek mi yani? İnansam değişeceğine inanmıyorum ki. O yüzden zamanda yapılsın daha iyi. Kurallar çiğnenmesin. 4 yılsa 4 yıl, kurallar kalıcı olsun. Erken seçim istiyoruz. Neden? Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyoruz ondan dolayı. Hayır. Böyle iyi. Erken seçime gerek yok şu anda. 2023'ü bekleyeceğiz. Düzenli giden hiçbir şey yok. Ekonomi, herkesin gündeminde sıkıntı büyük. Çalışamayan, iş bulamayan bir ton genç var. Ondan dolayı erken seçim şart. Yeni bir yüz görelim artık. Bakalım onlar nasıl yapacaklar. Seçimler zaten 2023'te oluyor. Olacak zaten, öyle zannediyorum değil mi? Seçimler normal şeyinde olsun daha iyi yani. Yani gerek yok. Öyle de erken ya. 2023'ü bulmamız lazım. Onun için erken seçim istemiyorum. Emekli geçinemiyorum. Türkiye'nin durumu vaziyeti belli. O yüzden erken seçimin bir an önce olmasını istiyorum. Ekonomi kötü. Sistemin değişmesi lazım. Derhal hem de. Derhal. İstiyoruz. Neden işte? Memleketin hal ortada. İstemiyoruz. Çünkü ülkenin gündemi zaten yani buna müsait değil. Ya zaten 4 yılda bir yapılacak diye bunu baştan herkes kabul etti. Sürekli erken seçim yani sadece boşa kürek yani, başka bir şey değil. Ülkenin gündemi ekonomi, Suriye, komşularla olan ilişkiler. Kılıçdaroğlu helalleşmek için yola çıkacağını söyledi. Sol TV bugün vatandaşlara Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la helalleşeceğini düşünüyor musunuz diye sordu. Herkes kendi özgür iradesine sahiptir. Temsil ettiği partinin içerisinde bu görüşleri destekleyen kaç kişi vardır veyahut da halktan milyonlar konuda ne kadar destekçi olurlar onu bilemem. Yaptığı iş bence münferiden. Kendisi gitsin kimle istiyorsa helalleşebilir. Helalleşme, her şey ortaya koyulduktan sonra ortaya çıkmalı bence. O yüzden kendi helalleşmesini kendisine bırakıyorum. Ben olumsuz düşünüyorum. Önce bir seçim olmalı. Seçimden sonra da ortaya çıkacak olan yönetimin halkın gözü önünde gerçekleri ortaya koyması gerekir. Böyle helalleşme, yok helalleşiyorum, yok helallik alıyorum, öksürünce helal olsun derler ya, sırtına vururlar bir şey kaçtığı zaman. Bu sırta kaçan, sırta vurularak çıkacak cinsten değil. Onun için Kemal Bey helalleşmesini kendi yapsın. Lütfen bizi bu işe alet etmesin. Bugüne kadar yapmış olduğu icraatlarda milletle, vatandaşla olan haklarını helalleşmek istiyor. Yani iktidarla olanla ilgili değil. İktidarın tamamen haricinde. Milletle yapmış olduğu ufak tefek yanlış manlış ne varsa onlarla helalleşmek. Bundan sonraki yaşamda kimsenin birbirine yanlış yapmaması için, haklarının birine geçmemesi için bir helalleşmek istiyor. Bir barış istiyor ülke için. Şimdiye kadar 50 yıldan beri, 60 yıldan beri ülkenin idaresindeki hep kavgadan, sürtüşmeden kurtulmak istiyor. Çok çok güzel yapıyor. Ben hiçbir partili değilim. 60'tan beri ülkeyi takip ediyorum. Siyaset, ekonomi hiçbir zaman 100'ün üzerinde 40 puandan yukarı idare edilmedi. Şayet Türkiye güzel idare edilse dünyanın bir numarası %100 olur. İnşallah bundan sonra öyle bir ümit görüyorum. Çünkü eskiden her gün televizyonlara çıkarlar, her parti birbiriyle kavga ederdi. Biri ne derse öbürü tersi derdi. Şimdi bu yanlışlardan dolayı bütün altı partinin de düşünceleri hep aynı. Çalma, çırpma, bilmem ne bir şey olmayacak. Gayet güzel yaşanacak. Hepsi bu idraka vardılar. Bence gerek yok. Erdoğan kimle helalleşecek? Yani önce Erdoğan halkla helalleşsin, sonra o da öbürküyle helalleşir diye düşünüyorum. İnsanlar o kadar kötü bir şeye geldik artık. Halk bitmiş durumda. İnsanlar bitmiş durumda. Benim 3 tane çocuğum var. Yani düşüncelerimi ifade bile edemiyorum. Helalleşmek için önce halkın evine et girmesi lazım. Ekmek düzgün girmesi lazım. Bunlar giriyor mu? Bir halka çıksın, sorsunlar. Ondan sonra herkes birbiriyle helalleşmiyor, ondan sonra kalkışsın. Bence helalleşecek o kadar çok sokakta insan var ki, o kadar diyorum yani. 1938'den sonrası için helalleşebilir. Burası önemli bana göre. Düşünüyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı kendisiyle helalleşir mi onu bilemiyorum. Zayıf ihtimal. Ben kesinlikle düşünmüyorum yani. Bunca senedir bu ülkenin başında ve yani hiçbir şekilde değişmemiş bir adam. Yani ben hiçbir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Yani buranın yeni bir yeniliğe ihtiyacı var yani. Artık bu adam bir işe yaramıyor. Artık gitmesi lazım sonuçta. Yani çünkü zaman geçiyor ve hani yeni insanlar geliyor hep başa. Yani hep eski
daha da zayıf kalıyor. Gelecek nesiller gittikçe güçleneceği için ben gelecek nesillerin artık bu ülkeye bırakılması taraftarıyım. Ki zaten Atatürk de öyle düşünüyor. Sonuçta Erdoğan'ın da adamları var. Vardır yani. Kılıçdaroğlu'nun da vardır. Hani insan devlet işi yani sonuçta. Çok fazla şey olabilir yani. İnsanlar çok teori falan üretebiliyor yani. Hem Erdoğan adamları var hem Kılıçdaroğlu'nun adamları var. Yani bunlar elinde sonunda yani bir şey yaparlar bence birbirlerine. En iyisi helalleşmek yani. Almasınlar ölçmüş yeter bence. Erdoğan'la helalleşeceğini düşünmüyorum. Zaten böyle bir helalleşme zaten Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğinin artık olmamasıdır bana göre. Ama helalleşmek ya da barışmak toplumun her katmanında iyi bir şey. Ama helalleşilecek şey var, helalleşilmeyecek şey var. Bakışım bu. Kılıçdaroğlu önce kendiyle helallaşacak, ondan sonra vatandaşla helallaşacak. Yani Erdoğan'la helallaşmasın da önce vatandaştan bir helallaşsın. Yani vatandaştan helallik alırsa herkesten helallik alır. Mesela ben şey söyleyeyim. Söz verdi değil mi? Namus sözü dedi. Belediyelere geldiği zaman işten kimseyi atmayacaktı. Gitsin işte helallaşsın. Söyleyeceğim bu kadar. Ben kastettiği şeyin diğer muhalefet partilerinden ziyade geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde yapmış olduğu problemli hamleler 50 ve öncesindeki olaylar için yaptığını düşünüyorum. Ve bunu genel halk helalleşmesi olarak algılıyorum. AKP'yi kastederek söylediği bir helalleşme değil o. Benim düşüncem bu yönde. Vallahi helallaşabilirler ikisinin arasındaki bir konu. Bir bildikleri var ki öyle diyordur bence. Onun için helallaşabilir. Saygı duyarım yani. İnşallah bu olur. Bilmiyorum. Biz de alırlar mı ama. Yani burada rahat konuşamıyoruz. Yani helalleşme... Helalleşsinler. Düzgün bir şekilde bitsin. Artık değişsin. Biz gençler olarak bunu istiyoruz. Bakmayın böyle saçların beyaz olduğunu, ben de gencim. İnşallah bir an önce bir şeyler olur bu ülkede artık.